geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk hanımefendi. Evet. Sağ olun, teşekkürler. Sağ ol. Evet arkadaşlar, şimdi hesaplar benden. Lütfen yemek sonunda kriz çıkartmayın, tamam mı? Tamam, anlaştık. O zaman bundan sonra da benim grafik departmanı başkanı oluşumu kutlayalım. O zaman da hesaplar benden. Hiç gerek yok. Arkadaşlar hiç zahmet etmeyin. Ay Boracığım, ona gerek yok, buna gerek yok. Bir sal ya, bir sal kanka. Kanka? Kankacığım. Hı. Yani patron, hayat bir gündür, o da bugündür. Carpe diem, kime diem, sana diem. Unutma. Ben öyle ortam bir şey olsun diye. Yapma. O zaman yapma. Arkadaşlar şimdi ben ister istemez, ben tabii erkek tarafı oluyorum Bora'nın çocukluk arkadaşı olduğum için. Ama hem cinsimi de korumam lazım. Tabii. Yani o zaman haliyle de bana da kız tarafı olmak kalıyor patron şimdi. Haliyle de bana da bir soru sormak düşüyor arkadaşlar. Hı. Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz? Vallahi ağzımdan aldım lafı. Şimdi adacığım, senin işi en baştan böyle çok sıkı tutman lazım. Şimdi Bora biraz pimpiriklidir. Bir düzen takıntısı olduğu doğru. Yani gizlemeye çalışsa da ufak bir simetri hastalığı var. Ofiste masasını biliyorsun. Hı. Yani bence bu iyi bir şey bu arada. İyi bir şey. Yani adayı biliyoruz. Ada biraz relax, rahat bir arkadaşımız. Ama zıt kutuplar birbirini çeker. Heh. Bu çok önemli. Yo, yani sen dağınık mı demek istiyorsun? Ha. Bence dağınık değil ada. Dağınık değil çünkü biz evine gittik. Hepimiz evine gittik. Hepimiz gördük evini. Topluydu. Dağınık değil ada. Yani ben biraz dağınık olabilirim. Yani şöyle söyleyeyim. Kendime göre bir düzen anlayışım var. Öyle söyleyeyim. Nasıl yani? Yani mesela sizin için sandalyeye böyle fırlatılmış gibi görünen bir gömlek benim için oraya özenle asılmış olabilir. Hmm, ama dolap değeri bir şey var değil mi adacığım? Ya aman be patron ya, bunlar sorun mu yani? Sen biraz alttan alacaksın, sen biraz dikkat edeceksin adacığım, sonuçta atla deve değil. Yok yok tabii, atla deve değil de yani gömleği de sandalyeye atmak da ne bileyim. Ne? Bilemedim işte yani. Bilemediğim için ne bileyim dedim. Rahatsız olan kaldırır. Demek ki ben rahatsız olmuyorum. Haksız mıyım? Tabii canım ya, ona takıl buna takıl, hayat o şekilde geçmez. Acaba siz bir beraber yaşamayı mı deneseniz? Ne macera olur ama. İnanılmaz olur. Oo, inanılmaz olur. Denemelisiniz kesinlikle. Bak, yine gömlekleri dolaplara asmışsın, dolaba asmışsın ha? Aşkım, dolap mı? Sandalye o. Hmm, öyle mi? Ben de çantamı dolaba koyayım. Yine maşallah evde her yer, her yerde. Her yerde, her yer yine yemek maşallah. Yemek yaptım ben sana. Dur, yemek yaptım. Siverek usulü etli nohut. Aa. Tabii kaburga etinden, yağlı yağlı. Ojen, ya ben iki gündür bunu arıyorum. Burada mıymış? Kesin Zafercan attı. Zafercan. Allah. Zafercan, yapma oraya. Oğlum, en küçüklü oğlum. İşediğin havuza. Havuza işediğin. İşe salona, işe mutfağa, işe havuza, işe. Ben onu orada yıkıyorum ya. Orada yıkarken de işiyor. Keyfi yerinde onun. Sarı sarı böyle seviyor. Ay! Zafercan! Çocuk kaçıyor ormana. Gene gitti ormana. Ormana kaçtı gene çocuk. Bulamıyoruz çocuğu. Her yere işiyor. Ama yani şimdi şöyle de bir durum var. Sahiden de ada biraz
dağınık gibi. Yani sende öyle bir tip var hadi şimdi. Bora da tam tersi. Her şey milimine ölçülü olacak. Yanlış mıyım? Çok doğrusun. Evet. Yani bu hep böyledir abi. Yani öncesinden belli olmaz. Hep böyledir. Şimdi sarımsağı gelin etmişler. Kokusu 40 gün sonra çıkmış. Öyle diyordu benim anneannem. Ne güzel demiş anneannen. Ada sen hiçbir şey demedin. Niye bir şey demedin sen? Ne söyleyebilirim ki? Ne bileyim yani dağınık değilim falan diyebilirsin mesela. Beklentinizi karşılamadığım için üzgünüm. Ya arkadaşlar sohbet ediyoruz. Yani abi gerilmeyelim lütfen patron. Lütfen. Gerilmeyelim. Ne gerilmesi? Gerilmek yok. Gerilecek hiçbir şey yok. Yani öyle askeri düzen bir kere sıkıcı insan göstergesidir. Ben öyle düşünüyorum. Ben sıkıcı bir insanım mı? Yani onu mu demek istiyorsun? Hayır ben onu demek istemedim. Genel olarak konuştum. Ha. Sana değildi. Pasaklı olmaktan ilerim. Ne? Pasaklı mı? Sen pasaklı mı dedin sen? Ben pasaklı mıyım ben? Yok ben... Ne? Ben genel olarak konuştum. Genel olarak söyleyeyim dedim. Öyle ortaya attım. Öyle ortaya attım. Her şeyi düzenli, intizamlı isteyenler hayatlarını hiçbir şey yoluna koyamayan insanlardır. Öyle takıntılarıyla onu örtmeye çalışırlar. Ada ben şöyle masanın ortasına bir uzanayım. Sen benim çocukluğuma dön istersen. İyi gidiyorsun, güzel gidiyorsun çünkü. Belki sorunun kaynağını da bulursun. Bulamam. Nereden bulacağım ben? Pasaklıyım ben. Ben nasıl bulabilirim ki? Anlaşılıyor. Ay, ikinize de kızıyorum ama şu anda ben. İkinize de kızıyorum. Bir tane laf söyledim şaka olsun diye konuyu nerelere getirdiniz? Lütfen. Aynı fikirde değilim ben. Bence doğru olanı yapıyorsunuz. Yani baştan her şey konuşulsun ki daha sağlıklı adımlar atılabilsin. Ya, o da değil doğru mi? Tabii. Ama patron, şimdi ben kız tarafıyım. Biliyorsun. Ada kardeşimi de ezdirmem yani. Şimdi o kadar mesaimiz var abi. Lütfen biz kız tarafıyız. Kusura bakma. Neyse. Tamam. Konuyu değiştirelim bence. Yok. Bence konuyu değiştirmeyelim çünkü düzen konusu önemli. Hı. Yani önemli bir şey bence. Değerli toplu olmak. Değerli bir şey. Hı? Değerli mi o da? Önemli mi? Yani biraz rahat olmanın nesi kötü? Ben anlamıyorum. Yani mesela sabah kalkıyorsun. Tamam mı? Sabah kalkıyorsun. Çarşafı düzelt. Yastığı düzelt. Yorganı ört. Varsa yatak örtün, yatak örtünü ört. Onun üstüne minderleri sırala. Ay ne kadar zor ya. Anlatırken yoruldum. Sabah gitti. Sabah 15 dakikan gitti bunun için. Peki ne için bu? Peki bu ne için? Ne için? Akşam tekrar yatmak için. Ha, yine bozulacak o. Abi yani akşam bir daha yatacağız diye hiç toplamayalım. Yatağı biz örtmeyelim. Oldu. Tabii. Ağzının içine mır 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 konuşuyorsun. Niye mırıldanıyorsun sen? Senden öğrendim mırıldanmayı adı. Benden öğrendim. Senden öğrendim. Ya ben o oturma grubundaki minderle de gıcık oluyorum. O kadar para veriyorsun, koltuk takımı alıyorsun. Ne için? O minderler o da otursun diye. Öyle ip gibi diziliyorlar oraya. Öyle, o kadar sinir oluyorum ki benden çok yer kaplıyorlar. Allah Allah ya. Ev dediğin yaşam kokmalı, yaşam. Eve bakınca böyle insan yaşıyor denmeli. İnsan yaşıyor denmeli, evet. İnsan, human. Evet, insan. Hı. İnsan. Tamam. Ben imanı anladım. İmanı anladım ama önemsemiyorum. Üstünden atlıyorum şu an. Eve girdiğinde gerçekten eve girmeli insan ya. O ne öyle?
mobilya mağazasına gelmiş gibi, örnek eve gelmiş gibi öyle olmaz. Rahat olacaksın. Kendi evinde, kendi yaşamında gayet rahat olacaksın yani. Ben seninle aynı fikirde değilim. Anladım. Anladım. Aynı fikirde olmadığımızı anladım yani. Şu an anlıyorum ben onu. Aynı fikirde değiliz. Neyse ben biraz nefes alacağım. Daraldım. Sıkıldım. Vallahi daraldım, sıkıldım. Ne oldu buna ya patron, şimdi? Patron bence sen de gitmelisin. Yapma ya. Ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum Müzer? Ben gitmiyorum. Ne yapıyorum? Yemeğini ye sen. Tamam abi ya, bir şey. Ada. Çak. Çak. Ne? Böyle çakılmaz. Gizli çak. Gizli çak. Aşk kendi seçer.